Abi işte dergâhtan şeyimiz geldi, daha yeni içeri girdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne yapacağım onu? Ya dursun elin. Şey yap. Olur mu mesela? Allah'ın rızası için, Şeyhefendi'nin, Peygamber Efendimiz'in rızası için, Şeyhefendi'nin rızası için. Ayağa kalkalım. Tamam abi. Allahu Ekber. Allah'ın nazarı, Peygamber Efendimiz'in nazarı, evliyaların nazarı güzel nazarları bu topluluğun üzerindedir. Mehmet Emin Efendi, lütfen buraya gelir misin tercüme etmek için? Dışarıdan gelsin. Amerika'dan geliyor. İngilizce yapacak. Open the way please. Şöyle biraz, biraz geriye, biraz geriye. Gel şimdi. Gel. Gel efendim. Bismillahirrahmanirrahim. The vision of Allah is upon this community, this gathering. İngilizce yargıç konuşuyoruz diye. Yabancı ihvanlarımız var.
hepsi anlar artık. Fransa'dan gelenler var, başka yerden gelenler var. Onun için İngilizce olsun, hiç olmasa daha iyi yani. Hollanda'da olsa yarısı anlayacak, yarısı anlamayacak. Öyle. Because there are so many people here that understand English, and most people understand English, we will give the sutra in English. Yeah. Allah'ın peygamberin meşahilerin sevdiği insanlar buradadır. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. The ones that Allah loves and the Mashayikh loves, the Sheikhs love, they are all here. And this is the ultimate happiness. There is no happiness beyond it. Biz buraya Allah rızası için, Allah'ın sevgisi için, Peygamber sevgisi için, Mashayikh sevgisi için bulunuyoruz. We are here only for the sake of Allah, for the love of Allah, for the love of the Prophet, for the love of the saints. Menfaat için gelmedik. Menfaat olunca iş bozuluyor. We did not come here for any benefit. If there was any benefit we were looking for, then it would be ruined. It would go bad. Buradakiler Avrupalılar sevgi diyor, aşk diyor. Onlar dedi sevgi, aşk hakiki sevgi değil onlar. The people here, the Europeans, they talk about love. The love they talk about is not real love. Sevgi dedin mi? Hemen yani başka şey dedin mi? Yok, sevgiden bahsetmiyor. Muhabbete, aşktan bahsete söylerler, isterler evet. Ondan konuşmak için. Biraz din ya başka her şeyde sevgiyi, aşkı isterler söylesin. They like to hear about love and aşk, the ultimate love of the divine, and they want to hear about talks about love. Onlar da bilirler ki bu dünya fanidir. Fani şeye aşk olma, aşık olmak aptallıktır. Sen aşık kalırsan o gidecek. Zaten yani gitmeye de gerek yok. 3-5 ayda bıkıyorlar, başka bir aşık oluyorlar ya. Kediler gibi. They also know that this love of this dunya is temporary. It's silly to love this dunya, and it's like the love of animals or cats. It's all temporary. Hakiki sevgi, hakiki aşkı peygamberler, evliyalar öğretiyor bize. The saints and the prophets teach us the real love, the real aşk. Hakiki sevgi mabudunadır, yaratıcısınadır, peygamberedir, evliyalara, Allah'ın sevgili kullarınadır. Real love is for the creator and the prophet and the saints. Onlar nasıl
seveceksin Allah'ı. Seversen peygamberin dediğini yapacaksın. And how are you to love that? To love them? If you love them, then you follow what the prophet teaches and says. Kur'an-ı buyuruyor ki Allah'ı seviyorsan bana tabi olun, Allah sizi sever. Because it says in the Quran Kerim that if you love me, then follow the prophet and he will also love you. Her şeye tabi olamasam bile teşekkür olarak bazı şeyler yapacaksın. Even if you cannot follow everything, you can imitate some things. Deli aşkı var. There is the crazy love. Mesela bu en delisi spor, futbol aşkı. For example, this craziest one is the love of football. Adam yatıp kalkar, takımından bahseder, başka şeyden bahsetmez. The man goes to sleep and wakes up and he only talks about his football team and talks about nothing else. Elbisesini çorabına kadar onun o renkte. He wears everything, all his clothes, until all the way to his socks, in that color of his team. Hatta bizim İstanbul Akbaba'da mezarlık var orada. Takımın bayrağını bile koymuş mezarımızda. And even in Akbaba, there is a grave, and they put the flag of the little team of Akbaba on that grave, on that makam. This is the crazy love. It has no meaning, no use. If he had believed like this to Allah and the Prophet, he would have been a saint by now. MashaAllah, muhakkak. Allah aşık o yolda gitmek isterse 100.000 tane şeytan çıkıyor karşısına. But if he wants to go in the way of Allah, 100,000 satans appear in his way to hold him back. Böyle kötü yollara gidince bilakis şeytan yardım eder kendisine. But when he goes in the wrong directions, wrong ways, şeytan will help him. Millet gülse de alay etse de hiç umur olmaz. Even if people make fun of him or laugh at him, he doesn't care. But if he tries to go in the way of Allah, he starts thinking, what is my neighbor going to say? What are my friends going to say about me? Yani camiler var, cami güzel şeyler ama cami toplamaz. Sırf namaz kılıp bakın selam vermeden bile kaçarlar millet. That is why there are these dergahs. Yes, there are mosques, but mosques, they don't gather people. People come, they pray, and they leave. It's not so in dergahs. Dergah, tarikatın merkezi muhabbet, sohbet. The dergah is the center of tariqas. It's the center of love, of guidance, of gatherings. MashaAllah. These are places that Satan does not like. Burada Allah sevgisi, peygamber sevgisi, evliya sevgisi, insanlara hürmet.
talim terbiye eden yerdir burası. These places are for the love of Allah, for the love of the Prophet, the love of the saints, places where we learn adab and knowledge and the adab of tariqa, the manners of tariqa. Tariqat da Allah'a şükür, yani bütün İslam'ın öğrettiği şeyleri daha geniş bir şekilde insanlara tanıtıp daha sevdirsince Peygamber Efendimiz'e gelen bir yoldur, Allah'a giden yoldur. And tariqa shows us all the ways of Islam and of the love of the Prophet and takes you on the way to Allah and the Prophet. It is that way, tariqa. Zerre kadar bu kötülük yoktur burada. There is not even a single drop of evil here. Hakkı, adaleti, herkesin hakkını vermek için, kimsenin hakkını yememek için talim, terbiye edilen yer gene burası. For truth and for justice, these places are for that, where people learn manners and to take care of the rights of others, and to not take away rights of others. Bu başkasının hakkı yemek, başkası yalan söylemek, evet, insanların kandırıp da ellerindeki şeyleri alıp da kazandım diye zanneden insanları uyarmak için, öğretmek için zaten Allah'a şükür buraya gelenler ona ihtiyaç yok ama gene de nefsi galip gelip de doğru yoldan çıkartmasın diye öğreten yerlerdi burası. These places are to teach, not to take away people's rights. For those liars, for those people who fool others and take things away from them. Not that there are people like that here, but these places are to teach people these manners of not taking other people's rights and having respect for other people's rights. İnşallah boşuna gitse gitmezse şeyden çoğalacakmışız ki merkezler sizin yapmış dergah var. And these dergahs, whether Satan likes it or not, inshallah, will increase in number. Şeyh Efendi, Allah makamını her geçen dakika iki kat yükselsin inşallah. Amin. Amin. Onun bereketiyle, çünkü kendinin de demesine göre evliya vefat ettiği vakit kuvveti 7 kat çoğalır. Ama kendisi tabi normal evliya dedi, sultan evliyadı. 70 kat mı, 700 mi, 7000 mi artık Allah bilir ne kadar çoğaldı Cehennem'in. Allahu Ekber. O bakımdan inşallah yeni açacağım. Himmetiyle çok çoğalacak bu merkezde. Gelenler de çoğalacak inşallah. And Sheikh Efendi, may his station rise and double every passing minute. These sheikhs, when they pass away, they say that their power and station rises and increases sevenfold. But Sheikh Maulana, he's Sultan al-Awliya, and his stations may increase not 7, but 70, 700, 7,000, and more, inshallah. And may these centers, may these places also increase in numbers, inshallah.
karşı taraf. Müslümanlara veren, zarar veren bir tayfa var. Onlar da Allah ıslah eylesin. Müslümanız diyor, ondan sonra hürmet etmiyor peygambere. Hadi. Amin. Hocalar yaptı, alimler yaptı, evliyalara zaten hiç hürmetleri yok. Peygamber'e o hürmet olmayan insan nasıl onlara hürmet edecek? Hayatta etmez. Onların da o olmadıktan sonra yani. Tam şeytan yolunda gitmiş oluyordu. Allah'ın sevdiği kulu sevmesen, yani sen yerde birisini seversen, o adam sen, o insana hürmet etmese, sen bile yüzüne bakmazsın. Allah Azze ve Celle hiç iyi nazarla bakmaz o insanlara. Because the opposing side, there is a group that wants to harm Muslims, even though they might also be acting like Muslims. They don't respect Allah, they don't respect the Prophet, they don't respect the saints. And even us, when we don't respect somebody, we don't want to look at their face. And such is the way of Allah. If they don't respect these sacred and holy ideas, then they don't get any respect or love also. Osmanlı 700 sene nasıl ayakta kaldı? How did the Ottomans stand up and firm for 700 years? Peygamber'e hürmet ettiler. Because they respected the Prophet. Evliyalara hürmet ettiler. They respected the saints and awliya. Osmanlı kurucusunun Osman Gazi Hazretleri'nin hikayesini çoğu bilir tabi. Edeb halinden de misafir olmuştu da o gece uyumamıştı. Müslüman uyumadı diye sorunca Kur'an vardı, ayakta durmuş. Bütün gece hürmet etti. Kur'an için hürmet etti. Bütün gece sabahları ayakta durmuş. The founder of the Ottoman state, Osman Gazi Hazretleri, most of us know his story. For his sheikh, when he went to visit him, Sheikh Edeb Ali, and he stayed over at his place, he stood up all night out of respect for the Quran that was hanging on the wall. Ona hürmeten, onun kelimesini, kızını zevce olarak. Out of respect for him, Sheikh Edeb Ali gave his daughter to Sultan Osman Gazi. Edeb Because Sheikh Edeb Ali was a Sayyid coming from the lineage of the Prophet, all the Ottoman sultans are also Sayyids coming from the lineage of the Prophet. Wherever there were sultans of the afterlife of Akhirat, they had the utmost respect for them. They made tombs for them, they made mosques for them, they made zawiyas for them. Tarikat şeyhlerine hürmet gösterdiler, onlara ikramlarda bulundular. They showed respect to the sheikhs of tariqas and showed them bounties and gave them gifts. Hatta bir ara Hacı Bayram Veli'nin
giden insanlara, devlet giden insanlara askerlikten yani muaf kıldı, sevilen gitmesi diye. Onu bir de yaptılar, sultan ikram olarak. Hacı Beyram Veli'nin müritlerini isterlerse askere gitmesinler diye izin vermişti. And even at one point, Hacı Bayram Veli's murids, the Ottomans allowed them not to do the military service and gave them permission not to do that military service. They were not bound by it. This was the respect they showed to them. Peygamber sülalesinden gelenlere ikramlar, nakimül eşraf ve onlara ayrı bir mertebe bir makam verdiler. Üniversitesi yaptılar ki oradan kim yeni dünyaya gelip kayıt altına alıp iptal edenleri yazarlardı. Ayrı bir insanlardan Peygamber Efendimiz'e hürmet olarak ayrı bir statü vermişti onlara. And for those Sayyids who were coming from the lineage of the Prophet, the Makam-e Ashraf, they found establishments to keep track of them, and even after they passed away, they would give them benefits and keep track of their lineage. And even their laws and even their status was different, where they were given a special status in law that if they were to commit something wrong and had to be punished, they would be imprisoned in a house out of respect for the lineage of the Prophet. Peygamber Efendimiz'in sülalesini hürmet etmek. The Ottomans, the difference that they made and showed for ahiret was to show respect for the lineage of the Prophet. Ama dünya bakımından hiçbir ayrım yapmadı. Çerkez sadrazam vardı. Hatta gayrimüslimler bile oldu. Paşalar desen gene aynı. Valla Mustafa Paşa, Kıbrıs'ı fetheden Paşa, o da siyahiydi. But in terms of worldly status, they did not make a difference or differentiate between people. There were Çerkez and others. There was also, for example, Lala Mustafa Paşa. There were others who were not Muslim, even in high statuses in the government. And even Lala Mustafa Paşa, who was the conqueror of Cyprus, he was black. No, different, yani ayrım yapılmadı Allah'a şükür. Onun için 700 sene sırf Allah rızası için, Peygamber'in sevgisi için hizmetleri verdiler. They showed no difference for discrimination, and for the sake of Allah, for the love of Allah and the Prophet, they gave their best. Amen. Zulüm yapmadılar. They did not do tyranny. İslam'da şöyle el kesilir ve kesilir. Osmanlı'da yapılmadı. Yani hırsızın elini kesilecek ihtiyaç olmadı Allah'a şükür. Olsa bile yani onu da başka türlü yani fetvası var. Her şey Peygamber Efendimiz yessir ve la tuassir, kolaylık gösterir, zorluk göstermeyin
bağından gitti Osmanlı. Yumuşak, merhametli. And even in Islam, if there is cutting hands during the Ottoman times, no hands were cut. There was a different fatwa given according to that. There was no need for it either. And they implied it and applied it in a very soft and understanding way. Faziletleri var, o kadar iyilikleri var. İnşallah. Fazla vaktimiz de kalmadı. And if we keep talking about the Ottomans, like Sheikh Efendi was saying, we could talk till next week. It doesn't end. All the blessings and all the benefits and all the good ideas that came from it. Bunun için Şeyh Efendi hep Osmanlı'ya dua ederdi. Osmanlı geri gelsin, Osmanlı geri gelsin ve bütün dualarında Osmanlı için Allah'a şükür bir de derdi ki ben 1922'de doğdum, Osmanlı'da doğdum diye. Amin. And this is why Sheikh Efendi would always pray. He prayed that may the Ottomans come back. MashaAllah. And he would say, I was born in 1922 during the time of the Ottomans. İyileklerini küçüklüğümüzden beri ondan duyardık Osmanlıların. Every kind of goodness about the Ottomans, since we were kids, we would hear from him. Hakiki İslam'a hadim olan sultan değil de hadim izleyen Osmanlı sultanları. They were servants. They were servants of real Islam, and they would not consider themselves sultans, but they would consider themselves servants of Islam. Bunları kim sevmez? Osmanlı sultanlarını, Osmanlı'yı kim sevmez? Who doesn't like the Ottomans? Who doesn't like the sultans? Şeytan ve ona tabi olanlar, ona tapanlar sevmiyor. Satan and the ones that follow him and worship him, they don't like the Ottomans and the sultans. Devamlı yalan, iftira, buhtan, karalama, çirkin iftiralarda bulundular. Ta şimdi değil, eskiden beri devamlı. They always talk bad about the Ottomans. They always try to do anti-propaganda to show it bad. Always throw lies to it. Televizyonda orada burada bir şeyler yapıyorlar ama çok kötü gösteriyorlar. And now there's a new fashion on TV here and there, but they're showing it in a very negative way. Dünkü şeyi söylesek insanlara inanır, halbuki hakikati görseler bile ikinci gün unutuyor insanlar. Ama Allah diyor, peygamber diyor, evliyalar diyor, 700 sene böyle yamuk yumuk şey dayanmazdı. 10 sene bile dayanmaz dediklerinde olsa. People forget. You tell them something yesterday and they forget today. And but the Ottomans for 700 years, no matter how much they try to black it out, we will not forget. Allah will not make it forgotten.
Efendim dedi ki güzel bir söz vardı Osmanlılar için. O zaten yeter, artar bize. Şeyh Efendi used to say nice words, nice sentences about the Ottomans. This should be enough and even more for us. En zayıf Osmanlı Sultanı 7 evliya kuvvetindeydi. Even the weakest Ottoman Sultan was in the power of 7 saints. Maşallah. Muhakkak. İnşallah şimdi burası da Osmanlı dergahıdır. Nakşibendi Osmanlı dergahı. Herkese açıktır. Bütün kardeşlerimize. Türk'tü, Arap'tü, Kürt'tü, Şerkez'di, Afrika'da, Asyalı'dan, Avrupa'lı, Surinam'da. Hepsine açıktır burası. And this dergah now is open to all of our brothers. It's open to everybody, no matter their race, Turkish, Arab, Cherkess, Kurdish, African, Asian, no matter their race, they're all welcome here. Inshallah, we are brothers here. We are brothers in Islam, and we are brothers in Ottomans. Güzel efendi de burada. Hadi Adem efendi de burada. Kim olursa burada artık kardeş olarak hizmete devam edeceksiniz. Gelenlere nasihatli, hizmetli. Sultanlar derdi biz hizmetçiyiz. Biz hepimiz bu. Seyyidül kavmi hakadimim derdi. Bu hadis-i şerifte de büyük şerifimiz Abdullah Ahsan Hazretleri bunu devamlı derdi. Kavlu seyidi hadimi o hizmetçisi dedi. And alhamdulillah, thank God we have here Yücel Efendi and Hacı Adem Efendi and they will be serving and you are all welcome because serving is very glorious. Our sheikhs would say a saying that the servant of the people is actually their head. Allah razı olsun şeyde bizim Mehmet'in evindeydik. Orada bir arkadaş da yok. Yani biraz kendisi de şeydi. Artık tamam mı değil mi bilmiyorum da. Kürt ayrımı yapılıyor dedi. Öyle bir şey olamaz. Şeyh Efendi zaten Kürt kardeşlerimizi gördü mü onlara da devamlı biraz Kürtçe bilirdi. Gönüllerini alırdı onları. Yani öyle Allah bizi nasıl yarattıysa keyfimize göre yaratmadı. Bizi Türk olarak beni Türk olarak yaratmadı, Kürt olarak yaratmadı. Allah'ın kuludur hepsi. Hepimiz Adem babadan, Havva anamızdan gelen insanlarız. İnşallah. Öyle bir ayrım olmasın. And when we were in Mehmet Efendi's place, somebody came and they said, oh Sheikh, they are making differences. They're saying, I'm Kurdish, you're Turkish. There is no such thing in Islam. There is no such thing here. It doesn't matter whether you are Kurdish or Turkish. None of us chose to be born any race. Allah made us either Kurdish or Turkish. And Sheikh Maulana, whenever he saw our Kurdish brothers, he would become very happy. He would always try to make their hearts warm and happy. So we are all brothers in Islam here. Maşallah. Osmanlı'da zaten bu şey ayrımı ortadan kaldırmışsın. Ama daha sonra tabi son zaman Osmanlı son zamanında bahusus sultanın yandaşları o milliyetçiliği and the Ottomans also. There was no such problems during the Ottoman times. But towards the end, those friends of Satan, they put this differentiation and racism in between us to separate us. And that's how, in the end,
it fell. Var ama gene hilafet Osmanlı'dadır. Mehdi Aleyhisselam gelince onlardan teslim alacak. They made it fall, but still the Khilafah is with the Ottomans, and when Mehdi Aleyhis Salam returns, he will take it from them. Hatta Şeyh Efendi derdi ki, Kıbrıs Misak-ı Milli hudutları dışındadır. Bir de kiralanmıştı İngiltere'ye. Tek Osmanlı toprağı kalan Kıbrıs'tır. Osmanlı'dır. And even Şeyh Efendi would say that Cyprus was beyond the borders of Misak-ı Milli, and that even though the Ottomans fell, Cyprus was not affected by it because it was rented out during those times. Ama hiçbirini çıkaramaz. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa başka yerden alalım. Zaman ver. Tamam. Onu oraya takmam. Şurada bak, köşede var. Bazen gelecek diyorlar, yakın diyorlar. Her şey yakın da tabii. Gelecek olan yakın da tabii. Şimdi artık tarih derler. And Sheikh Efendi would say that the time is near. The good tidings time is close by. And there's a saying also that every thing that is supposed to happen is close. It will happen soon. Değişik, büyük, çok büyük kerametler gösterdi İttihad ederken. Biraz kalbimiz mutmain olsun diye, ama tabi Şeyh Efendi 92 yaşında İttihad etti, ama 192 olsa da gene doyamıyor insan Allah'ın sevgili kuluna. Öyle bir muhabbet, güzellik oluyor. Şeyh Efendi's passing, even in his passing, he showed huge keramets, miracles. And even though he passed at 92, it's still not enough. Even if he was 192, for those saints, our love for them, it's not enough. Nothing can satisfy it. Kerametleri normalde keramet izhar etmezler evliyalar, ama Allah Azze ve Celle eylesin artık. Allah Azze ve Celle izhar ediyordu onun kerametlerini. Yani kitaplara sığmaz. Usually the saints, they do not show keramets. It's Allah who shows the keramets. But Sheikh Efendi's keramets were just increasing in so much in number, all given by Allah, that they cannot even fit in books. Son iki senedir zaten Sheikh Efendi, hani dünyanın hiç alakası yoktu. Sırf bize, ihvanlara, Müslümanlara, insanlara dua etsin diye duruyordu. And Sheikh Efendi in the last 2 years, he had nothing to do with worldly things. He had nothing to do with this world. But just so he can pray for us, that he can guide us, for us, he stayed. Hastanede bile bütün vakit, yani ağzında şey olduğu halde sırf bakıyor, el böyle duayla, içinden dua ediyor. Son dakikaya kadar gülerek gitti şey.
And even in the hospital, when he was laying and he had a tube through his throat, he had his hands up and he was praying, always praying for us from Allah and always smiling. And he left that way, praying and smiling. Vefat edince beni ikindiye yetiştirirsiniz, defnedersiniz diye. Hakikaten de aynı el oldu. He said before that if I pass, you would get me to Asr prayer time and bury me during Asr prayer time. And really that's exactly what happened. Allah. May Allah increase his stations and may his himmet be upon us. Because for the past 2 years, like we said, he only prayed for us and for the things that are going to come, for the ones who are going to come also. For the ones who got away from the right road to come to the right path, inshallah. He would feel sad, very sad, because he would want to save those people who were on the right, wrong path. Just like when somebody's trying to jump off a bridge, we don't want him to jump off a bridge. 100, 200 people gather around him to save him. That's how much he would be happy if he saved somebody to the right path. Geçen hadis okuduk hutbede. İnsan öldüğü vakit 3 şeyden amali keser ama 3 şey olursa devam eder hayrı. Birincisi sadaka-i cariye, cami, çeşme. Yani insanlar faydalanacak şeylere bakırsa ondan sevabı gelir ona. İkincisi ilim bırakacak. Üçüncüsü de hayırlı bir evlat bırakıp da arkasından hayır evlatsızlık biz değiliz, hepiniz evlatsızsınız şeyh efendim. And inshallah may from all these blessings and all these people who come to the right path, because we were reading the last couple of days a hadith of the Prophet saying, when a person passes away, his book of good deeds closes except for three things. The first being a charity that's ongoing, such as a mosque or a water fountain. The second being knowledge left behind. The third being a pure saintly son or good son. And alhamdulillah, you are all his kids and sons and daughters. Tekrar da zaten var yani. Sadaka cariye istemediği kadar yaptı şey efendi. Hiç para bırakmadı yani. Para gelir bir taraftan tek taraftan hemen gönderdi. Sadaka cariye olsun. İlim desen verdiğe bıraktı. The rest was already there. If you talk about charity, Sheikh Effendi would never hold any money. It came from here and it went through there. He would always just distribute it. MashaAllah. If you talk about knowledge, he was an ocean of knowledge. Alhamdulillah. MashaAllah. And barakah be upon us. Min Allahi tawfiq. Now let us give bayat. You don't need to come here. You don't need to come. From the back you can connect. Put your right hand on the right shoulder. Put your right hand on the right shoulder. We will give bayat to the ladies later, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا الشيخ عبد الله فائز الدارستاني شيخ محمد ناظم الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتح Teşekkür ederim ya Sultan, maşallah, maşallah. Şakanı şaka ederdi devamlı. Ah, hello, afsal yesek derdi. Maşallah, normal bir soru. İskit kati de fayda. Şeyh Efendi would gladly say, I wish there was halwa and we would eat and be happy. Mashallah, there's so much food here, so many delights here. Güzel efendim. O yerde yok muymuş Ceylan? Hacı Bey. Ayvek Bey'e verdim de. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sıkayız. Sıkayız. Baksana.